Büyülü Prenses. Bir zamanlar Austin ve Carter adında iki oğlu olan bir çiftçi vardı. Carter! Neredesin? Yardımına ihtiyacım var. Beni rahatsız etme ihtiyar. Kestiriyorum ben. Austin, ben kasabaya giderken sen o çitle ilgilen. Tamam baba. Kasabaya giderken çiftçi düşündü. Meteliksiz kalmadan bir şeyler yapmalıyım. Oturup buna bir çözüm bulmalıyım. Bir ağacın altına oturdu. Yanında iki adam oturuyordu ve onların konuşmalarına kulak misafiri oldu. Kralın kızı bir kalede kilitliymiş. Gardiyanlar bir ejderha ve yaşlı bir kadınmış. Prensesi kurtarmak isteyen adamın 3 tane sınavı geçmesi gerekiyormuş. İnsanlar bunların çok zor testler olduklarını söylüyorlar, değil mi? Ve sınavları geçemeyenler ejderha tarafından yeniyormuş. Peki o 3 testi geçene ne oluyor? O adam prensesle evlenerek kaleye ve hazinesine sahip oluyormuş. Ve çiftçi düşündü. Oo, Carter yapar bunu. 3 sınavı geçer ve prensesle evlenerek kral olur. Birkaç gün sonra çiftçi tek atını ve tek kılıcını Carter'a gidip prensesi kurtarması için verdi. Carter yolda ilerlerken dikkatsizce kılıcı oraya buraya savurdu. Çocuğun acımasız bir kalbi vardı. Bir karınca yuvasından geçerken onu yıktı. Bir gölden su içerken oradaki ördeklere taş attı. Ve kaleye yaklaşırken gördüğü bir arı kovanına kılıcıyla vurdu. Kaçtı ve sonunda kaleye ulaştı. Kapıyı tekmeledi ve bağırmaya başladı. Ey! Sen! Derhal kapıyı aç. Çok yorgunum. Beni bekletmeye nasıl cüret edersin? Aç yoksa kıracağım. Sonunda tatlı sesli yaşlı bir kadın kapıyı açtı. Kim o? Neredeyse 1 saattir bekliyorum. Sağır mısın? Oh, hayır, sağır değilim. Prensesi kurtarıp kral olmalıyım. Bekle, bekle. Önce 3 tane sınavdan geçmelisin. Sınav mı? Ne sınavıymış bunlar? Ben hiçbir şeyden korkmam. Ben ayçiçeği tohumlarını havaya atacağım. Rüzgar onları savuracak. Sen onları sadece 1 saat içinde toplayıp bu torbanın içine koymalısın. Sen beni aptal mı sandın? Bu nasıl bir test? 1 saat içinde döneceğim. Yaşlı kadın tohumları havaya attı ve kapıyı kapattı. Ah, bu imkansız. Tüm tohumları toplamayacağım. Yaşlı kadın döndüğünde ona 2. sınavı anlattı. Derin bir göle 12 altın halka attı. Onları 1 saat içinde toplamalısın. Ben aptal değilim. Su derin ve soğuk. Çok iyi gitmiyorsun canım. Ama hadi 3. sınavı da yapalım. Beni izle. Sıkılmaya başladım. Kalenin içindeki kapkaranlık bir odaya gittiler. Beyaz çarşafla örtülü 3 silüet var. Hangisinin prenses olduğunu bana söylemek için 1 saatin var. Tahminin doğruysa o özgür kalır. Değilse... Sağdakini seçiyorum. Sağdakini şimdi kendin açacaksın. Hayır. Bir ejderha. Hayır. İmdat. Birkaç gün sonra çiftçi Austin'le konuşuyordu. Carter nerede? Onu çok merak ediyorum. Baba, bırak kaleye gideyim. Hayır oğlum. Kalan tek oğlumu da kaybetmek istemiyorum. Güven bana baba. Geri döneceğim. Ama sana verecek... Ne atım ne de kılıcım var. Austin sadece bir parça ekmek aldı.
ve yayı olarak büyülü kaleye doğru yola çıktı. Bir ağacın gölgesinde dinlenmek istedi. Orada karıncaların tekrar inşa etmeye çalıştıkları bir karınca yuvası gördü. Oh, zavallı karıncalar, yuvanızı kim yıktı? Size tekrar yapmanız için yardım edeceğim. İşi bitince su içmek için bir göle doğru yürüdü. Orada yüzmekte olan ördekler gördü. Oh, zavallı tatlı ördekler, aç olmalısınız. Alın işte tek parça ekmeğim burada. Küçük ördekler ekmeği yediler. Sonra yerde arı kovanı gördü. Onu kaldırdı ve ağacın üzerine koydu. Kaleye doğru yoluna devam etti. Vardığında kapıyı çaldı. Ne istiyorsun canım? Merhaba, prensesi kurtarmak istiyorum. Deneyebilirsin. Yaşlı kadın ayçiçeği tohumlarını dağıttı ve gitti. Garip bir durum ama bunu temizlemeye çalışacağım. 45 dakika sonra Austin pes etmek üzereydi. Sonra karıncalar yardıma geldiler. Ona minnettardılar çünkü yuvalarını tekrar yapmak yardım etmişti. Vay! Hepiniz teker teker geldiniz. Sağ olun dostlarım. Torba yine tohumla doldu. Sonra yaşlı kadın geri geldi. Bu şaşırtıcı. Tohum dolu bir torba görüyorum. Şimdi ikinci sınavdan geçmelisin. Bu 12 halkayı bulmalısın. Yaşlı kadın halkaları suya attı. Austin suya daldı ama çok derindi. Halkalar gölün dibine gitmeden hiçbirini yakalayamadı. Ama sonra suyun içinde oynayan bir şeyler fark etti. Onlar ördeklerdi. O ekmeğini paylaştı diye ona yardıma geldiler. Oh, sağ olun benim iyi arkadaşlarım. Artık 12 halka da tamam. Derhal yaşlı kadına gitti. Ah, 12 halkanın hepsi tamam. Bu daha önce hiç olmamıştı. Önemli değil. Beni takip et. Yaşlı kadın Austin'e 3. sınavı anlattı. 3 silüete bakarken hangisinin prenses olduğunu anlayamadı. Hepsi aynı duruyor. Düşün Austin. Düşün. Hangisi prenses? Aniden yüzlerce arı pencereden içeri girdi. Ortadaki silüetin üzerinde uçmaya başladı. Ortadaki. Ortadaki. Aç peçeni. Beyaz çarşaf yere düştü ve prenses göründü. Teşekkürler Austin. Bilmeceleri çözerek beni kurtardın, dedi prenses. Ve sonra ejderhanın kaleden kaçtığını gördüler. Şimdi bu kalenin efendisi sensin. Ben gidiyorum. Austin kuruyunca prensese evlenme teklif etti. Ve prenses de kabul etti. Arı kovanları kurarak ve kalenin hendeğini muhteşem ördeklerle doldurarak sonsuza dek mutlu yaşadılar. Son. Baharların Prensesi. Bir zamanlar Muno adında bir ay devi ayın çorak topraklarında dolaşırken aniden güzel Terra adında dünya dev anasını gördü. Muno görür görmez ona aşık oldu. Aydan aşağı kaydı ve dünyaya indi. Elinde ağaca benzeyen bir çiçekle önünde diz çöktü. Ona evlenme teklif etti. Terra ondan çok etkilendi. Gülümsedi. Muno onun kalbini kazanmıştı. Ona büyük nehir kıyısında harika bir saray inşa etti. Dünya üzerindeki en güzel saraydı. Terra çok mutluydu. Kısa bir süre sonra Terra ve Muno'nun bebeği doğdu. Dev keşişi onu kutsamak için gelerek bebeğin adını Prenses Bahar olarak duyurdu. Terra ve Muno çok mutluydu. Güzel Prenses Bahar büyüdükçe birçok talipleri oldu ama o hiçbirinden hoşlanmadı. Sevgili annesiyle güzel saraylarında yaşamaktan çok mutluydu. Bir gün güneş devi gün ışığı geldi. Prenses Bahar onu gördüğünde gördüğü en yakışıklı adam olduğu için aklı başından gitti. Merhaba güzel Prenses Bahar. Benim adım Gün Işığı.
ve buraya sana evlenme teklif etmeye geldim. Prenses Bahar bir anda üzülüverdi. Ah güçlü yakışıklı güneşi, annemi bırakamam. Çünkü onu herkesten çok seviyorum. Üzgünüm. Gün ışığı gitti. Ertesi gün güneş doğduğunda gün ışığı tekrar saraya geldi. Ah güzel Prenses Bahar. Lütfen dışarı gel. Onun sesini duyan Prenses Bahar hemen dışarı çıktı. Ah seni gördüğüme çok sevindim. Ben de seni gördüğüme sevindim Prenses. Senden uzakta kalamıyorum. Ama annene olan sevgini de anlıyorum. Bu yüzden sana başka bir teklifle geldim. Acaba nedir? Benimle evlen ve krallığıma gel. 9 ay benimle kal, kalan 3 ay da annenle kal. Prenses Bahar gülümsedi. Çünkü gün ışığının teklifini çok beğenmişti. Kabul etti ve düğün derhal yapıldı. Düğünden sonra ailesiyle vedalaştı ve gün ışığı ile ayrıldı. Düğünden birkaç gün sonra Moonlo Tera'ya dedi ki: aşkım, halkımla ilgilenmek için krallığıma geri dönme vaktim geldi. Peki ya ben? Sevgilim, senden hep benimle gelmeni istedim ama asla kabul etmiyorsun. Sarayını bırakmak istemiyorsun. Doğru. Dünyadan ayrılmak istemiyorum. Seni burada bekleyeceğim. Birbirlerine sarıldılar ve sonra Moonlo gitti. Artık Tera yalnızdı. Derin ormanlara bir yolculuğa çıkmaya karar verdi. Ve orada Ayaz ortaya çıktı. Hoş geldin Tera. Bölgenden çıkman biraz zaman aldı. Sen de kimsin? Abla, beni tanımadın mı? Ben Ayaz'ım. Yani uzun zaman oldu. Hatırlamaman normal ayrıca. Seni ele geçirmek için buradayım. Şimdi don. Bir anda Tera buzla kaplandı ve dondu. Dünya artık benim. Kısa süre sonra dünya buzla kaplandı. Moonlo bilge bakanından durumu öğrendi. Hemen ondan gün ışığıyla görüşme ayarlamasını istedi. Efendim, Ayaz buluştuğunuzu öğrenmesin diye gün ışığıyla gizlice buluşmalısınız. Haklısın. Bilge bakan bir fikir önerdi. Daha sonra Moonlo ayı hareket ettirdi ve onu güneşle dünya arasına yerleştirdi. Bu bir tutulmaya neden oldu. Moonlo gün ışığı ve Prenses Bahar'la orta yolda buluştu ve onlara her şeyi anlattı. Gün ışığı adeta çıldırdı. Ayaz'ı ısımla eriteceğim. Moonlo başını salladı ve yolundan çekildi. Gün ışığı öfkesini Ayaz'ın üzerine saldı ve kısa süre sonra tüm buzlar erimeye başladı. Neler oluyor? Güneş ışınları çok güçlüydü. Bunun güneş ışığı olduğunu hemen anladı. Tamam, dur. Sen Tera'yı serbest bırakana kadar ben durmayacağım. Yapacağım. Ama bir şartım var. Ya onu serbest bırakırsın ya da seni tamamen eritirim. Hiçbir şart yok. Pekala, devam et. Beni eritmek tüm dünyada büyük sellere neden olacak. Ve bunu düzeltmeniz asırlar sürecek. Gün ışığı şaşırmıştı. O haklı. Ona şartının ne olduğunu sor. Gün ışığı öfkeden deliye döndü. Şimdi gidiyorum. Ama her yıl Prenses Bahar sana döndüğünde dünyadaki saltanatımı istiyorum. 9 ay boyunca. Bu çok saçma. 9 aylık soğuk hava dünyaya zarar verir. Geri döndüğümde benim için burada ne kalır ki? Tamam iyi. O zaman 7 ay olsun. Yeni doğan oğlumuz Muson nerelerde olacak sanıyorsun sen? Biz de onu her yıl 3 ay anneannesinin sarayına göndermeye karar verdik ki dünya hakkında bilgi edinsin ve üzerine yağmurunu yağdırsın. Hadi ama. Başka bir bebek mi? Bu bebek gün ışığı ve Prenses Bahar'ın oğlu. Tamam iyi.
4 ay. İşte bu kadar. 2 ay. İkiniz de durun artık. Siz tartışırken annem hala bir heykel gibi donmuş durumda. 3 ay. Her yıl 3 ay alırsın. Kabul et ya da etme. Tamam, iyi. Gelecek yıl görüşürüz. Ve ortadan kayboldu. Prenses Bahar dünyaya ulaştı. Dünya güzel görünüyordu. Terra'nın üzerindeki buzlar eridi ve artık özgürdü. Anne, bir oğlum oldu. Yağmurların devi olacak. Adını Muson koyduk. Ve bu 3 ay boyunca her yıl seni ziyarete gelecek. Oh, ne kadar harika. Çok mutluyum yavrum. Ve böylece her yıl Prenses Bahar 3 aylığına Terra'yı ziyarete gelir. Ve dünya çiçek açardı. Sonra gün ışığı Bahar'ı geri almak için gelirdi. Ve onunla birlikte dünyaya yaz gelirdi. Sonra Muson ziyarete gelir ve yağmurla birlikte 3 ay kalırdı. Sonra o gittiğinde Ayaz gelip yılın son 3 ayında kışı getirirdi. Ve Terra'ya gelince tüm mevsimleri sevgiyle kucakladı. Ve onunla birlikte dünya zenginleşti. Son. Orman Pelerini Prenses. Bir zamanlar uzak bir krallıkta, üç dünyanın hiç görmediği güzellikte bir kraliçe yaşardı. Kral ve kraliçe mutlu bir şekilde krallıklarını yönetirlerdi. Bir kızları vardı. Ama kraliçe hastalanınca büyük bir felaket yaşadılar. Her türlü tedavi ve ilaca rağmen bunlar işe yaramadı ve kraliçe hayatını kaybetti. Kral yıkılmıştı. Kraliçenin son dileği, kralın kraliçe olarak kendisi gibi güzel birini bulmasıydı. Senin yerini kimse dolduramaz aşkım ama kabul ediyorum. Kral konuşmasını bitiremeden kraliçe hayatını kaybetti. Kral onu çok sevmişti ve ikinci bir evliliğe hazır değildi. Ama bir gün saray görevlileri geldiler. Majesteleri, halkımızın bir kraliçeye ihtiyacı var. Peki sizce ne yapmalıyım? Yaşlıyım ve yeniden evlenmek istemiyorum. Ve onun kadar güzel birini bulmak imkansız. Kral ne yapacağını bilmiyordu. Bir gün kızı yanına geldi. Ve onun tıpkı annesine benzediğini fark etti. Aynı altın saçlar, aynı cennet güzelliği. Kralın yüreğine bir şey saplandı ve bir karar verdi. Sonunda ölmekte olan karısına verdiği söz yerine getirilecekti. Kral saray görevlilerini huzuruna çağırdı. Krallığımızın yeni kraliçesi bundan sonra kızımdır. Kraliçe olarak güce sahip olacak ve ben gittikten sonra kral olacak olan başbakanın oğluyla evlenecek. Prenses mutlu değildi. Baba, neden? Bu annenin dileğiydi canım. Ama tanımadığım birisiyle nasıl evlenebilirim ki? Yeter, ben kararımı verdim. Tamam, bana 4 dilek hakkı ver. Evet, tabii ki canım. 3 elbise istiyorum. Biri güneş gibi altın renkli, diğeri ay gibi gümüş renkli, üçüncüsü yıldızlar kadar parlak. Son olarak bir çiçeğe, bir kuşa, bir canavara zarar vermeden ormandan alınan binbir şeyden yapılmış bir palto istiyorum. Dileklerin gerçekleşecek. Bunun üzerine kral, krallığın en iyi terzilerini çağırdı ve onlardan elbiseleri dikmelerini istedi. Askerler palto malzemelerini topladılar. Canım kızım, dilediğin her şey yapıldı ve bir ceviz kabuğuna konuldu. Şimdi evlenme zamanın geldi. Ama baba, tanımadığım biriyle nasıl evlenebilirim ki? Söz verdin kızım. Şimdi sözüne sadık kal ki ben de sözüme sadık kalayım. Baba, annem böyle dediğinde aşkın insanı güzelleştirdiğini söylemek istemişti. Şimdi nasıl? Yeter. Yarın evleniyorsun. Prenses saraydan kaçmaya karar verdi. Kral babasına bir not bıraktı. Üzgünüm baba. Bir gün beni anlayacaksın.
Prenses ülkeyi ve ormanları geçerek bilmediği diğer krallıklara gitti. Bir gün yorgun argın bir ağaç kabuğu buldu ve içinde uyuyakaldı. Ülkenin kralı oradan geçiyordu. Majesteleri, ağacın kovuğunda bir yabancı var. Daha önce kimsenin görmediği bir pelerin giyiyor. Peki, onu saraya getirin. Böylece askerler prensesi uyandırdı. Prenses saraya gitti ve kendisine mutfakta iş verildi. Bir gün kral bir ziyafet veriyordu. Bütün işlerden sonra prenses aşçıya sordu. Efendim, işler bitti. Lütfen gidip balığı görebilir miyim? Tamam, tamam. Ama yarım saat sonra gel. Tamam efendim, geleceğim. Prenses odasına koştu, hazırlandı. Güneş gibi altın renkli elbisesini giydi. Sarı saçlarını açık bırakarak baloya gitti. İçeri girer girmez herkes onun çarpıcı güzelliği karşısında büyülendi. Kral onunla dans etti. Yarım saat geçtikten sonra kız ortadan kayboldu ve çalışmak için mutfağa geri döndü. Bekle, önce kral için çorba hazırla. Tamam efendim. Böylece prenses krala çorbayı hazırladı. Altın yüzüğünü de kaseye koydu. Çorbayı servis etti. Kral aşçıyı çağırdı. Bu çorbayı sen mi yaptın? Tadı kesinlikle her zamanki çorbandan farklı. Bu çorba şimdiye kadar tattığım çorbaların en iyisi. Benim mutfağımdan... Mutfaktaki kız pişirdi. Kral çorbayı bitirdiğinde kasenin dibindeki altın yüzüğü buldu. Aşçı prensesi çağırdı ve kral ona yüzüğü gösterdi. Bu senin mi? Benim gibi fakir bir kızın nasıl böyle bir yüzüğü olabilir majesteleri? Bana bugün baloda tanıştığın birini hatırlatıyorsun. Çorban çok lezzetliydi. Teşekkürler. Benim için zevktir majesteleri. Birkaç gün sonra sarayda bir balo daha oldu. Prenses bir kez daha baloyu izlemek için aşçıdan izin istedi. Bu sefer ay gibi gümüş rengi elbisesini giydi. Kral onunla dans etti ama yarım saat geçer geçmez ortadan kayboldu ve yine mutfak kızı oldu. Bu sefer prenses altın kolyesini çorba kasesinin dibine yerleştirdi ve krala gönderdi. Bu şimdiye kadar içtiğim en iyi çorba. Bu da nedir? Bir kolye. Mutfaktaki kızı tekrar çağırın. Prenses geldiğinde... Bu senin mi? Benim gibi fakir bir mutfak kızının nasıl böyle bir kolyesi olabilir? Kral gizemli mutfak kızını ve baloda tanıştığı bayanı merak etmekten kendini alamadı. Böylece bir sonraki balo zamanı geldiğinde gerçeği bulmaya karar verdi. Çünkü 2 ile 2'yi toplayacak kadar bile zeki değildi. Efendim, tüm işler bitti. Lütfen gidip baloya bakabilir miyim? Tamam, oldu. Prenses yıldızlar kadar parlak elbisesini giydi ve baloya gitti. Kral onunla dans etti ve ilk gün çorbada bulduğu yüzüğü kızın parmağına takıverdi. Prenses bunun farkına varmadı. Kral prensesin biraz daha kalması için ısrar etti. Geç kalmıştı ve yarım saati geçince kız ortadan kayboldu. Geç kaldığı için elindeki yüzüğü fark edemedi. Bu sefer de aynı şey oldu. Altın bileziklerini çorbaya koydu ve krala servis etti. Kral kadın aşçıyı çağırdı. Geldiğinde ona bileziği sordu ve prenses dedi ki, benim gibi fakir bir mutfak kızının nasıl bileziği olabilir ki? Kral onun elindeki yüzüğü fark etti ve derin derin düşündü. Mutfak kızıyla dans ediyordum. Ona tüm bu oyunu neden yaptığını sordu. Bu sefer ona geçmişiyle ilgili her şeyi anlattı. Kral şaşırmıştı ve dedi ki... Seni seviyorum ve gerçekten bir mutfak kızı olsan da umurumda değil. Ayrıca yemek pişirmene de bayılıyorum. Benimle evlenir misin? Evet, evlenirim. Hayatımın geri kalanında böyle yemekler yemek istiyorum. Elbette. Sonunda kralla evlendi ve düğünü kraliyet mutfağında yaptılar. Aşçının aynı zamanda saray görevlisi olduğunu kim bilebilirdi? Şimdi sizi karı koca ilan ediyorum. Kızın babası da düğüne geldi ve tüm tatlıları hazırlattı.
nişans da kullandı. Ve çift sonsuza dek mutlu yaşadılar. Son. Bu hikayeden keyif aldıysanız lütfen... Prenses Gül ve Altın Kuş. Uzun uzun yıllar önce çok uzak bir krallıkta güzel bir prenses yaşarmış. Kızıl saçları varmış ve gülleri çok severmiş. Herkes ona Prenses Gül dermiş. Her akşam hava kararınca Prenses Gül balkona çıkıp ellerini çırparmış. Altın bir kuş karanlıktan çıkıp gelip omzuna konarmış. Prensesin saçı büyülü bir parlamayla harika kırmızı bir ışıkla yanmaya başlarmış. Kuş büyüleyici bir melodiyle şakımaya başladığında prenses ona katılırmış. Ve krallıktaki herkes şafak sökene kadar tatlı rüyalara dalarmış. Bu birkaç yıl her gece bu şekilde sürmüş. Güneş batarken insanlar şafağa kadar uyusunlar ve tatlı rüyalar görsünler diye Prenses Gül ve Altın Kuş güzel ninilerini söylerlermiş. Ta ki korkunç bir şey olana kadar. Yaşlı ve kötü bir cadı Prenses Gül'ü duymuş ve onu lanetlemeye karar vermiş. Abuna basket from right aden. Gülün rengi solsun. Ve Prenses Gül'ün saçı anında katran kadar siyah olmuş. Saçlarının neden siyah olduğunu anlayamayan Prenses Gül her zamanki gibi balkona çıkarak ellerini çırpmış. Ama bu sefer altın kuş geldiğinde prensesin saçları kızıl yerine siyah olarak parlamış. Kuş büyüleyici melodisini şakımış. Prenses ninnisini söylemiş. Ama krallıktaki insanlar uykuya daldıklarında sadece kötü rüyalar ve kabuslar görmüşler. Sonraki gece prenses kuşa sormuş. Söyle bana altın kuş, halkımın şafak sökene kadar rüyalarını tekrar nasıl tatlı yapabilirim? Gül suyunda siyah saç, diye cıvıldamış kuş. Prenses bunun biraz tuhaf olduğunu düşünmüş. Ama yine de yerine getirmiş. Çünkü konuşan büyülü bir kuşmuş. Gül yapraklı bir su yapmış ve saçlarını içine daldırmış. Sonra saçları yine hemen kızıla dönmüş. O akşam kuş yine omzuna tünediğinde saçlarının kızıl pırıltısı gecenin göğünü aydınlatmış. Prenses ninnisini söylemiş ve krallıktaki herkes şafak sökene kadar tatlı rüyalara dalmış. Laneti bozulduğu için kötü cadı küplere binmiş. Bu nedenle büyüsünü tekrar yapmaya karar vermiş. Abuna basket from button. Gülün rengi solsun. Ve prensesin saçı tekrar katran siyahı olmuş. Ancak bu sefer cadı süpürgesiyle hızla uçarak tüm karanlıktaki gülleri çalmış. Bakalım bu sefer lanetimi bozabilecek misiniz? Demiş cadı öfke içinde dalga geçerek. Bir kez daha üzgün prenses kuşa sormuş. Söyle bana altın kuş, halkımı şafak sökene kadar rüyalarını tekrar nasıl tatlı yapabilirim? Gül suyunda siyah saç, diye cıvıldamış kuş. Ama nasıl gül bulacağım? Gül suyunda siyah saç, demiş kuş ve uçup gitmiş. Prenses ne yapacağını bilememiş. O kadar endişelenmiş ki gözleri yaşla dolmuş. Gözyaşlarından bir damla balkonun altındaki yere düşmüş. Tam o anda balkonun altında genç ve yakışıklı bir prens varmış. Prens küçük bir kutunun içinden kızıl bir saç teli çıkartmış. Eğilerek saçı prensesin gözyaşının üzerine koymuş. Ve sonra bir mucize olmuş. Ve aniden kızıl saç kırmızı bir güle dönüşmüş. Prens gülü alarak prensese götürmüş. Gülü görünce prenses hemen gözyaşlarını silerek gül yapraklarını suya atmış. Sonra saçlarını suya batırmış ve lanet bozulmuş. Herkes şaşkınlıkla nefesini tutmuş. Kral prense sormuş. Genç adam,
O kızıl saçı nereden buldun? Prenses ve ben çocukken ona olan sadakatimin bir işareti olarak onun saçından bir tel aldım. O da aynısını yaparak benim saçımdan bir tel aldı. Bu doğru baba diye onaylamış prens ve bir kutu çıkartmış. Kutuyu açarak prensesteki prensin saç telini göstermiş. Herkes bu habere çok sevinmiş. Prens ve prenses bir gün evleneceklerini biliyorlarmış ve tam o gün tüm saçlar doğru renkteyken prens prensese evlenme teklif etmiş. Cadı lanetinin tekrar bozulduğunu öğrenmiş ve kötü niyetinin bu kadar güzel bir şeye yol açtığını öğrendiğinde kötü kalbi öfkeyle kabarmış ve binlerce küçük parçaya bölünmüş, dağılmış. Prensesin gözyaşında yetişen gül o kadar büyümüş ki tüm krallık tekrar gül tomurcuklarıyla dolmuş. İşte bu yüzden güller o kadar kıpkırmızıdır. Tıpkı prenses gülün kızıl saçları gibi ve her gece prens ve prenses her gece altın kuşta buluşur ve tüm halk şafak sökene kadar tatlı rüyalar görsünler diye ninni söyler. Son. Orman Pelerini Prenses. Bir zamanlar uzak bir krallıkta, üç dünyanın hiç görmediği güzellikte bir kraliçe yaşardı. Kral ve kraliçe mutlu bir şekilde krallıklarını yönetirlerdi. Bir kızları vardı. Ama kraliçe hastalanınca büyük bir felaket yaşadılar. Her türlü tedavi ve ilaca rağmen bunlar işe yaramadı ve kraliçe hayatını kaybetti. Kral yıkılmıştı. Kraliçenin son dileği, kralın kraliçe olarak kendisi gibi güzel birini bulmasıydı. Senin yerini kimse dolduramaz aşkım ama kabul ediyorum. Kral konuşmasını bitiremeden kraliçe hayatını kaybetti. Kral onu çok sevmişti ve ikinci bir evliliğe hazır değildi. Ama bir gün saray görevlileri geldiler. Majesteleri, halkımızın bir kraliçeye ihtiyacı var. Peki sizce ne yapmalıyım? Yaşlıyım ve yeniden evlenmek istemiyorum. Ve onun kadar güzel birini bulmak imkansız. Kral ne yapacağını bilmiyordu. Bir gün kızı yanına geldi. Ve onun tıpkı annesine benzediğini fark etti. Aynı altın saçlar, aynı cennet güzelliği. Kralın yüreğine bir şey saplandı ve bir karar verdi. Sonunda ölmekte olan karısına verdiği söz yerine getirilecekti. Kral saray görevlilerini huzuruna çağırdı. Krallığımızın yeni kraliçesi bundan sonra kızımdır. Kraliçe olarak güce sahip olacak ve ben gittikten sonra kral olacak olan başbakanın oğluyla evlenecek. Prenses mutlu değildi. Baba, neden? Bu annenin dileğiydi canım. Ama tanımadığım birisiyle nasıl evlenebilirim ki? Yeter, ben kararımı verdim. Tamam, bana 4 dilek hakkı ver. Evet, tabii ki canım. 3 elbise istiyorum. Biri güneş gibi altın renkli, diğeri ay gibi gümüş renkli, üçüncüsü yıldızlar kadar parlak. Son olarak bir çiçeğe, bir kuşa, bir canavara zarar vermeden ormandan alınan binbir şeyden yapılmış bir palto istiyorum. Dileklerin gerçekleşecek. Bunun üzerine kral, krallığın en iyi terzilerini çağırdı ve onlardan elbiseleri dikmelerini istedi. Askerler palto malzemelerini topladılar. Canım kızım, dilediğin her şey yapıldı ve bir ceviz kabuğuna konuldu. Şimdi evlenme zamanın geldi. Ama baba, tanımadığım biriyle nasıl evlenebilirim ki? Söz verdin kızım. Şimdi sözüne sadık kal ki ben de sözüme sadık kalayım. Baba, annem böyle dediğinde aşkın insanı güzelleştirdiğini söylemek istemişti. Şimdi nasıl? Yeter. Yarın evleniyorsun. Prenses saraydan kaçmaya karar verdi. Kral babasına bir not bıraktı. Üzgünüm baba. Bir gün beni anlayacaksın. Prenses ülkeyi ve ormanları geçerek bilmediği diğer krallıklara gitti.
Bir gün yorgun argın bir ağaç kavuğu buldu ve içinde uyuyakaldı. Ülkenin kralı oradan geçiyordu. Majesteleri, ağacın kovuğunda bir yabancı var. Daha önce kimsenin görmediği bir pelerin giyiyor. Peki, onu saraya getirin. Böylece askerler prensesi uyandırdı. Prenses saraya gitti ve kendisine mutfakta iş verildi. Bir gün kral bir ziyafet veriyordu. Bütün işlerden sonra prenses aşçıya sordu. Efendim, işler bitti. Lütfen gidip balığı görebilir miyim? Tamam, tamam. Ama yarım saat sonra gel. Tamam efendim, geleceğim. Prenses odasına koştu, hazırlandı. Güneş gibi altın renkli elbisesini giydi. Sarı saçlarını açık bırakarak baloya gitti. İçeri girer girmez herkes onun çarpıcı güzelliği karşısında büyülendi. Kral onunla dans etti. Yarım saat geçtikten sonra kız ortadan kayboldu ve çalışmak için mutfağa geri döndü. Bekle, önce kral için çorba hazırla. Tamam efendim. Böylece prenses krala çorbayı hazırladı. Altın yüzüğünü de kaseye koydu. Çorbayı servis etti. Kral aşçıyı çağırdı. Bu çorbayı sen mi yaptın? Tadı kesinlikle her zamanki çorbandan farklı. Bu çorba şimdiye kadar tattığım çorbaların en iyisi. Benim mutfağımdan... Mutfaktaki kız pişirdi. Kral çorbayı bitirdiğinde kasenin dibindeki altın yüzüğü buldu. Aşçı prensesi çağırdı ve kral ona yüzüğü gösterdi. Bu senin mi? Benim gibi fakir bir kızın nasıl böyle bir yüzüğü olabilir majesteleri? Bana bugün baloda tanıştığın birini hatırlatıyorsun. Çorban çok lezzetliydi. Teşekkürler. Benim için zevktir majesteleri. Birkaç gün sonra sarayda bir balo daha oldu. Prenses bir kez daha baloyu izlemek için aşçıdan izin istedi. Bu sefer ay gibi gümüş rengi elbisesini giydi. Kral onunla dans etti ama yarım saat geçer geçmez ortadan kayboldu ve yine mutfak kızı oldu. Bu sefer prenses altın kolyesini çorba kasesinin dibine yerleştirdi ve krala gönderdi. Bu şimdiye kadar içtiğim en iyi çorba. Bu da nedir? Bir kolye. Mutfaktaki kızı tekrar çağırın. Prenses geldiğinde... Bu senin mi? Benim gibi fakir bir mutfak kızının nasıl böyle bir kolyesi olabilir? Kral gizemli mutfak kızını ve baloda tanıştığı bayanı merak etmekten kendini alamadı. Böylece bir sonraki balo zamanı geldiğinde gerçeği bulmaya karar verdi. Çünkü 2 ile 2'yi toplayacak kadar bile zeki değildi. Efendim, tüm işler bitti. Lütfen gidip baloya bakabilir miyim? Tamam, oldu. Prenses yıldızlar kadar parlak elbisesini giydi ve baloya gitti. Kral onunla dans etti ve ilk gün çorbada bulduğu yüzüğü kızın parmağına takıverdi. Prenses bunun farkına varmadı. Kral prensesin biraz daha kalması için ısrar etti. Geç kalmıştı ve yarım saati geçince kız ortadan kayboldu. Geç kaldığı için elindeki yüzüğü fark edemedi. Bu sefer de aynı şey oldu. Altın bileziklerini çorbaya koydu ve krala servis etti. Kral kadın aşçıyı çağırdı. Geldiğinde ona bileziği sordu ve prenses dedi ki, benim gibi fakir bir mutfak kızının nasıl bileziği olabilir ki? Kral onun elindeki yüzüğü fark etti ve derin derin düşündü. Mutfak kızıyla dans ediyordum. Ona tüm bu oyunu neden yaptığını sordu. Bu sefer ona geçmişiyle ilgili her şeyi anlattı. Kral şaşırmıştı ve dedi ki... Seni seviyorum ve gerçekten bir mutfak kızı olsan da umurumda değil. Ayrıca yemek pişirmene de bayılıyorum. Benimle evlenir misin? Evet, evlenirim. Hayatımın geri kalanında böyle yemekler yemek istiyorum. Elbette. Sonunda kralla evlendi ve düğünü kraliyet mutfağında yaptılar. Aşçının aynı zamanda saray görevlisi olduğunu kim bilebilirdi? Şimdi sizi karı koca ilan ediyorum. Kızın babası da düğüne geldi ve tüm tatlıları hazırlattı. Nişasta kullandı ve çift sonsuza dek mutlu yaşadılar.
Son. Bu hikayeden keyif aldım.